Merhabalar, Snowy YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün de sizlere böyle güzel yüz lifi modelini anlatıyorum Allah'ın izniyle. Peeling yapan lif. Oldukça kolay hem de kullanışlı bir model. Yüzünüzde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Küçük bir model anlatmaya çalıştım. Ama şöyle eliniz sığabilir. Güzel bir model. En ince ayrıntısına kadar anlatmaya çalıştım. Kanalıma abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkürler. Sağ olun. Desteklerinizi bekliyorum. Şöyle arkası da yine aynı şekilde en ince ayrıntısına kadar anlatmaya çalıştım. Bu şekilde. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Modelimize başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 zincir yapıyorum. Şöyle başladığım yere sabitliyorum. Halka oluştu. Şimdi 1, 2, 3 zincirle bu halkanın boşluğuna fıstık yapacağız. Kapatıyorum. Arada iki zincir. Yine aynı halkamızın boşluğuna fıstık yapıyorum. Dörtlü dolduruyorum. İki zincir. Toplam 6 adet böyle fıstık yapalım. Arada da iki zincir var. Evet. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane oldu. Şimdi 2 zincir yaptım. Ve buraya fıstığın tepesine sabitliyorum. İpimizi kopartalım ve diğer bölüme geçelim. Şimdi de sarı ipimi koparttıktan sonra beyaz ipimi alıyorum. Bir zincir yapıyorum. Ve herhangi bir köşeye fıstığın tepesine buraya sabitliyorum. Bir zincir yapıyorum. Buraya fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. İki zincir var arada. Aynı yere bir tane daha yapıyorum. Kapatıyorum. İki zincir. Diğer taraftaki fıstığın tepesine sığmadığı ip dolayarak fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. 2 zincir ve fıstık yapıyorum. Arada 2 zincir var. Yan taraftaki fıstığın tepesine geçiş yaptım. 2 zincir aynı yere yapıyorum. Bu şekilde bütün etrafa ikişerli fıstık yapacağız. Kapatıyorum. İki zincir var arada. Evet. Bu şekilde sıra sonuna kadar fıstık tepelerine ikişerli fıstık yapalım. Sonrasında devam edelim. Sıra sonuna geldim. Şimdi iki zincirle fıstığın tepesine sabitliyorum. Bir tane de buraya sabitliyorum. Bir zincir yapıyorum.
Tekrar buraya ikili fıstık yapıyorum. Arada iki zincir var. Aynı yere. Sistemi yapıyorum. İki zincir yapıyorum. Tığım ipimi doluyorum. İlk zincir boşluğuna trabzan yapıyorum. İki zincir yapıyorum. Tığım ipimi doluyorum ve ikili fıstığa geçiş yapıyorum. Kapatıyorum. İki zincir aynı yere. Sistemi yapıyorum. İki zincir tığım ipimi doluyorum ve ilk zincir boşluğuna üçlü trabzan. İki zincir tığım ipimi doluyorum ve yan tarafa devam ediyorum fıstıklara. İki zincirle yan tarafa geçilecek. Trabzan yapılacak. Bu şekilde bütün etrafı yapıp sonuna kadar gelelim. İkili fıstık ve bir tane trabzan olarak. Tekrar sıra sonuna geldim. Trabzanımı yaptım. Ve iki zincirle buraya fıstığın tepesini sabitliyorum. Bir kere de buraya sabitliyorum. Bir zincir yapıyorum. Tekrar fıstık yapıp kapatıyorum. Yine iki zincir. Aynı yere bir tane daha yapıyorum. Kapatıyorum. İki zincir yapıyorum. Tığımı ipimi doluyorum. İlk zincir boşluğuna buraya. Yine üçlü trabzan. Yine iki zincir. İkinci zincir boşluğuna ikili üçlü trabzan. İki tane yaptık trabzan. Şimdi yine iki zincirle ikili fıstığa geçiş yapıyorum. Kapatıyorum. İki zincir aynı yere bir tane daha yapıyorum. Evet, iki zincir yapıyorum. Tığım ipimi doluyorum. Buraya üçlü trabzan. İki zincir tığım ipimi doluyorum. İkinci zincir boşluğa trabzan. İki zincir yapıyorum. Tığım ipimi dolayıp yan tarafa geçiş yapıyorum. Evet, bu sırayı da iki trabzan, ikili fıstıklara devam olarak tamamlayalım. Görüldüğü gibi yapalım. Sonuna kadar, buraya kadar gelelim. Sıranın sonuna tekrar gelmek üzereyim ve şöyle iki tane trabzanımı yaptıktan sonra iki zincirle fıstığın tepesine sabitliyorum. Bir kere de buraya sabitliyorum. Tekrar bir zincirle ikili fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Arada iki zincir aynı yere. Bir tane daha yapıyorum. İki zincir yapıyorum. Şimdi tekrar trabzan yapmaya devam ediyoruz. Üçlü. İki zincir var arada. İkinci zincir boşluğuna trabzan. Yine iki zincir. Üçüncü zincir boşluğuna trabzan. İki zincirle yan tarafa geçiş yapıyoruz. Kapatıyorum. İki zincir yaptım. Tığıma da ipimi doladım ve ilk zincir boşluğuna trabzan. Yine iki zincir ve ikinci zincir boşluğuna trabzan. İki zincirle son zincir boşluğuna trabzan. İki zincir ve ikili fıstıklara geçiş. Arada iki zincir aynı yere.
Evet, bu bölümü de üçlü trabzan olarak tamamlayalım. Buraya kadar gelelim. Evet, sıra sonuna tekrar geldim. Üçlü trabzanım var, üç tane. Şimdi iki zincirle fıstığın tepesini buraya sabitliyorum. Bir tane buraya sabitliyorum. Bir zincir yapıyorum. Tekrar buraya ikili fıstık yapıyorum. Arada iki zincir var. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. Kapatıyorum. İki zincir yapıyorum. Şimdi trabzanlarımızı azaltacağız. Bu yüzden buraya trabzan değil fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. İki zincir var arada. İkinci zincir boşuna buraya trabzan yapıyorum. Yine iki zincir yapıyorum. Yan tarafa trabzan yapıyorum. İki zincir yapıyorum. Son zincir boşuna fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. İkiye düştü trabzan sayısı. İki zincirle yan tarafa geçiş yapıyorum. İki zincir. İkinci fıstığımı yapıyorum. Yine iki zincirle modelimiz boyunca hep iki zincir olacak. Buraya fıstık yapıyorum. İki zincir var arada. İkinci zincir boşluğuna trabzan yapıyorum. İki zincir. Diğer yan tarafa trabzan. İki zincir. Son zincir boşluğuna fıstık yapıyorum. İki zincir var arada. Yan tarafa fıstık yapıyorum. İki zincir aynı yere ikili fıstığıma devam ediyorum. Evet, bu şekilde trabzan sayısı 2'ye düştü. Başta ve sonda birer fıstık var. Bu şekilde bu bölümü de böyle tamamlayalım. Evet, bu bölümde sonuna geldik. Fıstığımı yaptım. Yine iki zincirle buraya sabitliyorum. Bir kere de buraya sabitliyorum. Bir zincir yapıyorum. Tekrar ikili fıstığıma devam ediyorum. Yine iki zincir yaptım. Tığımı ipimi doluyorum. İlk zincirin boşluğuna fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. İki zincir yapıyorum. Tığım ipimi dolayıp yan tarafa da fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. İki zincir yapıyorum. Yandaki zincir boşluğuna trabzan yapıyorum. Bire düştü şimdi. İki zincir. Bir diğer yana fıstık yapıyorum. Yine iki zincir. Yandaki zincir boşluğuna fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. İki zincir yapıyorum. Fıstığıma ikili fıstıklara geçiş yapıyorum. Arada da iki zincir var. İki zincirle buraya fıstık yapıyorum. İki zincir yan tarafa. Hep iki zincir var arada. Yine iki zincir yaptım. Yan tarafa trabzan yapıyorum. İki zincir yapıyorum. Buraya
Diğer bir yana fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. İki zincir. Bir diğer yana. Yine fıstık yapıyorum. İki zincir yapıyorum. Yan tarafa geçiş yapıyorum iki zincirle birlikte. Kapatıyorum. İki zincir arada aynı yere. Tane daha fıstık yapıyorum. Evet, bu son bölümü de bu şekilde tamamlayalım ve çıkıntı yerine öreceğiz. Şöyle bir trabzana düştü. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna geldik. Şimdi yine iki zincirle fıstığın tepesini buraya sabitliyorum. Bir kere de zincir boşluğunda sabitliyorum. Bir zincir yapıyorum. Tekrar İkili fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Artık bir zincir yapacağız çıkıntı yerine örerken. Zincir boşluklarına birer tane fıstık yapacağız. Bir zincir sığım ipimi dolayıp bütün zincir boşluklarına fıstık yapıyorum. Bir zincir yaptım. Yan tarafa. Kapatıyorum. Bir zincir. İkili fıstığımıza kadar yapıp ikili fıstığımızı yapıp geri döneceğiz. Bir zincir ve yan tarafa. Yine bir zincir, ikili fıstığıma devam ediyorum. Bu şekilde ikili fıstığımızı yaptıktan sonra döneceğiz. Şöyle bir zincirle döneceğiz şimdi. Tekrar buraya sabitliyorum zincir boşluğuna. Bir zincir yapıyorum. Fıstık yaptım. Arada bir zincir olsun artık. Kapatıyorum. Bir zincir. Bütün zinciri boşluklarına fıstık yapacağız. Bu şekilde bir zincirle bu zincir boşluklarına fıstık yapalım. Git gel yaparak tekrar buraya kadar gelelim. Dönelim ve üst sıra örelim. Devam edeceğiz sonra. Bu şekilde üst sıra ördüm ve ipimi burada koparttım. 1, 2 ve üst sıra git gel yaparak tekli fıstık ördüm. 1, 2 ve üst sıra. Şimdi de kenarlarını yapacağız. Renkli ipimizi alalım. Bir zincir yaptım ve şu çıkıntı kısmından itibaren buraya sabitliyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir yapıyorum. Fıstığın tepesine sabitliyorum. Şimdi trabzanın tepesine geldim. 4 zincirle, 3 veya 4 zincirle trabzanın tepesine geldim. 2 zincir yapıyorum. Ve şuraya hemen fıstığın altından, zincirin altından yani dibinden sabitliyorum. İki zincir yapıyorum. Bir alttaki fıstığın dibinden şöyle zincirin altından geçiriyorum. Evet, iki zincirle böyle alta doğru geleceğiz. Yine aşağıdaki şu sarı zincirimi unutmuyorum. İki zincirle sabitledim. İki zincirle tekrar dönüyorum buraya yukarıya doğru çıkıyorum. İki zincir ve fıstıkların hemen kenarından
yukarıya doğru bu şekilde çıkalım. Şu sonunu da unutmayalım. Bir zincirle dönüyorum. Bu zincir boşluğuna sabitliyorum. Bir, iki zincirle dönüyorum. Tekrar fıstığımın tepesini sabitliyorum. 4 zincirle fıstık tepelerini sabitliyorum. 4 zincir yapıyorum. Evet, trabzana geldik. Trabzana da sabitledikten sonra şimdi iki zincirle ne yapacağız? Şimdi şuradan şöyle zincirin altından geçeceğiz. Yine iki zincir yapıyorum. Şöyle sabitliyorum. Kenarlardan fıstığın dolaşıyorum. Şöyle gösterelim. Evet, iki zincirle şu sarı zinciri unutmuyorum. İki zincirle dönüyorum. Yukarıya doğru. Şimdi ikili fıstıkları hemen dibinden. Şöyle. Bir zincirle dönüyorum buraya. Zincir boşluğuna tersinden sabitliyorum. Yine iki zincirle dönüyorum. Sabitliyorum. 4 zincirle devam ediyorum. Tekrar trabzana gelince bu şekilde etrafı dolaşacağız. Aynı gösterdiğim gibi yapalım. Buraya kadar gelelim, devam edeceğiz. Zincir yaparak fıstık tepelerinden şöyle dolaştım. 1, 2, 3, 4. fıstığa kadar buraya kadar geldim. 4 zincir yaparak geldim. Şimdi ise aşağıya doğru gitmemiz gerekiyor. Yine 3 veya 4 zincirle şöyle aşağıya doğru gideceğiz. Oradaki etrafını dolaşacağız. Şöyle. 1, 2, 3. Bu şekilde. Şimdi iki zincirle etrafını dolaşacağız. İki zincir yapıyorum. Gösterdiğim gibi yapalım. Burayı da dolaşıp yukarıya doğru çıkacağız. Zincir yaptım ve şu sarı zincirimi yine unutmayalım. Dönüyoruz böyle. Evet, bu şekilde. Şöyle gösterdiğim gibi yukarıya çıkmaya çalışalım. Şuraya kadar gelelim. Sonra burayı yapıp döneceğiz. Evet, buraya kadar geldim. Aynı gösterdiğimiz gibi değişik bir şey yok. Şöyle gösterelim tekrar. Şimdi tekrar üst zincir yapıyorum ve buraya tekrar sabitliyorum. Yukarı çıkmamız gerekecek. Zincirle indiğimiz yerden tekrar oradan sabitliyorum şöyle. Bir zincir yapıyorum. Şöyle dönüp arkasından sabitliyorum. 4 zincirle tekrar dönüyorum. Buraya sabitliyorum. 4 zincir. 3 de yapabilirsiniz zincirlerinizi. Şöyle sabitleyerek
buraya kadar gelelim. Sonra birleştirme yapacağız. Bundan bir tane daha örülmesi gerekiyor. Birleştireceğiz. Evet, sıra sonuna tekrar geldim ve ipimi burada koparttım. Dolaşıp geldim. Bu şekilde iki tane olması gerekiyor. Bir tanesinin tersi, bir tanesinin düzü olacak şekilde. Şöyle birleştirmeyi yapacağız. Hem ekleyeceğiz hem de kenar üstünü yapacağız. Şöyle köşeden başlayalım. 1, 2, 3 zincirle bu zincir boşluğuna fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Yandaki zincir boşluğuna sabitliyorum. Üst zincir yapıyorum. Yine buraya fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincirle yandaki zincir boşluğuna sabitliyorum. Üst zincir yapıyorum. Fıstıklar zincirli. Kapatıyorum. Bir zincirle yan tarafa sabitliyorum. 3 veya 4 zincir yapıyorum. Buraya fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincirle yan tarafa sabitliyorum. Kapatıyorum. Bir zincir böyle yan tarafa sabitliyorum. Kenar ayağımızı da böyle hem birleştiriyoruz hem de kenar ayası olmuş oluyor. 2 ve 4 sefer sarıyorum. Kapatıyorum. Bir zincirle yandaki zincir boşluğuna ikisini birlikte alıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Yandaki zincir boşluğuna sabitliyorum. Kapatıyorum. Bir zincir yandaki bu zincir boşluğuna sabitliyorum. Evet, bu şekilde kenar işlemi de böyle yapalım. Bütün etrafı şöyle dolaşalım. Sonra buraları yapacağız. Biraz öreyim ben de. Sonra gösterelim. Bütün etrafı aynı gösterdiğim gibi şöyle dolaştım. Hiçbir değişiklik yok. Köşeye kadar geldim. Şimdi de şu iki çıkıntı kısmını da yine tekli fıstık olarak öreceğiz. Buradan devam edelim. Bir zincir yaptım. Buraya sabitliyorum. Son köşede fıstığımı yaptıktan sonra tekrar üst zincirle bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir yan tarafa sabitliyorum. Yine 3 zincir. Bütün zincir boşluklarına fıstık yapıyorum. Zincirimle birlikte yan tarafa sabitliyorum. Bir zincir yapıyorum ve buraya sabitliyorum. Fıstık yapıyorum. Bir zincir yaptım ve yan tarafa sabitliyorum. Bu şekilde diğer kısmına da yine aynı şekilde ipimizi kopartmadan geçiş yapacağız. Bir zincir de yan tarafa sabitliyorum. Bir zincir yapıyorum ve buraya sabitliyorum. Evet, şu şekilde burayı yaptıktan sonra zaten kolaylıkla diğer tarafa şuraya da aynısını yapalım. Tekli fıstık olarak şöyle devam edelim ve ip kısmını yapacağız. Buraya kadar geldim ve ipimi kopartıyorum. İki kısmını da yaptım. Şöyle tekli fıstık olarak yaptık. Şimdi de ip kısmını yapalım.
1, 2, 3, 4, 5 zincir yapıyorum. Alt yapalım. Buraya sabitliyorum. Halkam oluştu. 1, 2, 3 zincir yapıyorum. Bu halkanın boşluğuna 2 litre trabzan. 2 tane. Yine 2 zincir yapıyorum. Yine halkamın boşluğuna sabitliyorum. 2 zincir ve 2 litre trabzan. 2 zincirle buraya sabitliyorum. 2 litre trabzan. 2 adet. 2 zincirle sabitliyorum. Şöyle. Şimdi zincir yapacağız. Ben sayayım. Sayısını da size söyleyeyim. Evet, zincirimi yaptım. 100 tane yaptım. Şöyle de ölçebilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi tekrar öbür çiçeğimin diğerini yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirle yine buraya sabitleyip 2 zincirle şöyle çevirip yine ikili trabzan yapacağız. 2 zincirle buraya sabitliyorum. Yine 2 zincir, ikili trabzan. 2 zincirle buraya sabitliyorum. Her çiçeğimiz de yapıldıktan sonra şöyle aynısı diğer uca da yapıldı ve aralardan şöyle geçireceğiz. Şöyle 1, 2, 3. sıradayız. Böyle aralardan geçirerek arkasında çevireceğiz. Böyle ipimizi, zincirimizi geçirelim. Buraya kadar geçirelim ve son halini gösterelim. Evet, lifimizin son görüntüsü böyle. İpleri geçirdim şöyle arkasından. Bu şekilde. Anlatacaklarım bu kadardı. Oldukça kullanışlı ve güzel bir kese lifimiz oldu. Yüz lifi, peeling yapan lif. Bu şekilde çok basitti. En ince ayrıntısına kadar anlatmaya çalıştım. Arkası da bu şekilde. Şöyle. Kanalıma abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkürler. Sağ olun. Desteklerinizi bekliyorum. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşça kalın.